Merhaba, ben Duru. Uzun zamandır video çekmiyordum ve sizinle bu video çekmediğim dönemde neler çizdiğimi paylaşmak istedim. Hem siz de eskiz defteri turlarını seviyordunuz. Bu çalışmalar benim ödevlerim aslında. Eskiz ödevleri. Yani tam olarak eskiz sayılmayabilirler. Yani daha çok tamamlanmış şeyler çünkü, ama biz eskiz diyelim. Burada 3 farklı konuda verilmiş ödevler var diyebilirim. İlk ödevimiz kendimizi tanıtacak çizimler yapmaktı. Ben de ilk çizim olarak hani kendimi çizeyim dedim. Tam olarak kendim değil aslında. Yani bana benzeyen bir portre değildi bu. Ama şapkam, kulaklığım, sivitim, kolyem, bunlar beni çağrıştıran şeyler. Ve kahveyi çok seviyorum. En sevdiğim renk de yeşil. O yüzden arka planında böyle yeşil yapmak istemiştim. Çok fazla uzun bir şekilde anlatmak istemiyorum çünkü çok fazla çizim var ve video çok uzayacak. Ondan sonra çizecek fikir bulamayınca demiştim ki kendime, en sevdiğin yemeği çiz Duru, neden olmasın. Ben de hamburger, patates, yani pek hamburger güzel olmadı ama hoşuma giden bir çizim. Burada birazcık daha çocukluğuma inmek istedim. Bu benim dedem ve bu da kuzenim. Bilmiyorum, küçüklük bir fotoğrafımız vardı. Onu çizmek istedim. En son çizdiğim çalışma bu olması lazım. O yüzden biraz hani böyle hızlıca bitsin artık mantığıyla yaptığım bir çalışma. Bu da yine çocukluğumla ilgili. Ben küçükken hep böyle kendin yap, do it yourself işleri yapıyordum. Ve çok fazla bir şeyler biriktiriyordum. Özellikle Pringles kutuları, soda şişeleri falan. Bu tarz şeyleri çok biriktiriyordum. Ve bir dolabım vardı. Hatta evimizde hala var o dolap. Ama içi tabii ki de bu kadar düzenli değil. Hepsinin farklı bir yerde atılmış bir şekilde olduğunu düşünün. Ama bunu nasıl yani resmetmek zor olacağı için daha böyle düzenli bir şekilde resmettim. Sonrasında 7 yıl tekvando yaptım. Ne bileyim, ona gönderme olsun diye böyle bir çizim yaptım. Bu da Hatice Kübra İlgün'ün bir fotoğrafından çalışmıştım. Bu en sevdiğim ve en anlamlı gelen çizimlerden biri. Ben nenem ve dedemle büyüdüm. Ve 2 yıl arayla diyebilirim, onları kaybettim. Onlarla yaşıyorduk. Yani hep onu dediğim gibi onlarla büyüdüm. Ve onlarla ilgili bir çizim yapmak istedim. Burada da kaktüslerim var. En sevdiğim bitki kaktüs. Bu sahne galiba Friends'ten bir sahne ama ben izlemediğim için bilmiyorum. Pinterest'te buldum ve öyle bunu mangaya kendime uyarladım. Bu da yine son yaptığım 3 çalışmadan biri. Bunda da ben çok fazla evde durmayı seven biri değilim. O yüzden hep böyle kafelere giderim. Oralarda yani bilmiyorum, çizim yaparım, vakit geçiririm. Yani aynı şekilde parka çok giderim. Yani hem kafeyi hem parkı bir araya getirip resmetmek istedim. Bu benim masam. Yani masamın bir köşesi. Direkt oraya oturdum ve onu çizdim. Burada hocanın verdiği ikinci konuya geçiyoruz. Bu 14 gün boyunca o günle ilgili bir şeyleri resmedecektik. Konumuz buydu. Yani günlük tutar gibi resim yapmak olarak düşünebilirsiniz. Ama ilk günün konusunu hoca kendi vermişti. O da saraydan atılmak, saraydan kovulmaktı. Ve gökyüzü olması gerekiyordu. Ben de böyle bir şey yaptım. Direkt de böyle ne diyeyim, saray kapısından atılan birini de çizmek istemedim. Bilmiyorum, çok içime sinen bir şey değil. Ama sulu boya kullanma açısından da pek iyi olmadı. Biraz galiba özenmemişim buna. Bu çalışma bana çok şey anlatıyor ama pek de anlatmak istemiyorum. Bugün tüm gün uyuduğum için böyle bir uyuyan birini çizdim. Yani bu güya benim de ben değilim yani. Ya ben Marvel'ın filmlerini izledim ama hepsini izlemedim. Ben böyle Marvel fanı değil ama severim. Sonra dedim ki artık başla Duru. Hani bütün şeylerini bir izle adam akıllı filmlerini sırasıyla. Bu da ikinci gün olması lazım.
şeyi izlemiştim işte Captain Marvel'ı. O yüzden hani o gün de başka hiçbir şey yapmadığım için izlediğim şeyi çizeyim dedim. Böyle bir çalışma oldu. Arkadaki portre güzel oldu. Boya sıçratma şeyleri de fena değil ama bu biraz özensiz. Bayağı özensiz olmuş. Bugün atölyeye gitmiştim. Atölyemizde kedimiz var. Bana pek yüz vermiyordu böyle gelip şey yapmıyordu. O gün de gelip yanıma oturdu böyle. Ben de bir böyle mutlu oldum. Ondan sonra bugün de onu çizeyim dedim. O yüzden onu çizdim. Bütün günüm okulda geçmişti. Pek de bir şey yapmamıştım. Okuldaki şeylerimle ilgili bir şey çizmek istemedim. Ben de o yüzden dinlediğim albümden esinlenerek bir şey çizdim böyle. Bugün fitness'a başlamıştım. Onu çizecektim. Beceremedim. Sonra böyle kaldı. Devamını da getirmedim. Burada arkadaşımla kafeye gitmiştik. Ama o kendi termosuna sıcak su getirmişti ve Nescafe getirmişti. Onu içmiştim. Son zamanlarda biraz üşeniyormuşum galiba. Pek de bir şeyler yapmamışım yani iyi. Yine bu çizim de aynı şekilde. Arkadaşımla parkta oturmuştuk. Öyle çizivermiştim. Yani çok berbat bir çizim. Dedemin vefat yıl dönümüydü. 29 Ekim. O yüzden böyle bir çalışma yapmıştım. Asla devamını izleyemesem de sadece ilk yarım saatini izlesem de bugün The Witcher'a başlamıştım. Ve ilk sahnesinde böyle bir canavar vardı. Ve dedim hani gerçekten mi yani ya? İlk sahnede de bunu koymazsın olmuştum yani. Biraz korkarım da bu tarz şeylerden ben. Dedim bunu çizeyim bari. Hani bugün için aklımda en kalıcı şey oydu çünkü. Sonra daha böyle gri bir sahneydi tabii. Ama ben birini kırmızı, birini mavi yapıp böyle kendimce yorumladım. Ama bayağı hoşuma gidiyor ya, güzel oldu. Bayağı da uğraşmıştım ve hani sanki yıllardır çizim yapmıyormuşum da çizim yapmayı aşırı özlemişim gibi bir aşkla yaptım. Bugün de annemle Mega Zeka'yı izlemiştik. Dedim onu çizeyim. Filmlerden devam edeyim. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyordum yani. Bunda da bir tane çizim eksik kalmıştı da. Ödev yani. Bir tane yumurta çizivereyim, kahvaltıda yedim derim demiştim. Öyle. Ve burada üçüncü kısma geliyoruz. Bu kısımda Türk bir yazarın bir romanını okumamız ve bunu resmetmemiz gerekiyordu. Ben de bu yaz şeyi okumuştum. Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi kitabını. Ve yeniden bir kitap okumak yerine önceden okuduğum bir kitabı resimleyeyim dedim. Bir de kitabın içinde resimler vardı. Belki birazcık hem kolaylaştırır demiştim hem de onu okurken resimler çok garibime gitmişti. Yani neden resimlemişler böyle bir kitabı demiştim. Ondan sonra neden sadece çizgisel çalışmışlar falan demiştim. Yani sanatçıya karışmak bana düşmez tabii ama bilmiyorum. Böyle çok hoşuma giden çizimler değildi. O zaman ben de kendimce onları uyarladım diyeyim. Hem onun çizimlerinden baktım bazı duruşlara, şeylere. Hem kendimce bir şeyler çizdim. Bu yine kitaptaki çizimin bir tık değiştirilmiş haliydi de buna ben de uğraşmadım. Ne yalan söyleyeyim. Burada işte kaval çalıyorlar Ağrı Dağı'nda. Burada kızın adı neydi ya? Gülbahar olması lazım. Bir dakika. Aynen Gülbahar'mış. İşte bu çizimde yine Gülbahar Sophie'nin kavalını dinliyor zindandan. Hocamız şey demişti, kendinizi de ekleyin çizimlere. Ben de Gülbahar'ı kendim gibi çizmiştim. Ya sadece saç rengi benzedi. Bu sahne atın Ahmet'in kapısının önüne geldiği sahne. Bu berbat, iğrenç ötesi olmayan, asla oturmayan, kağıdın boyayı kaldırmadığı iğrenç bir resim. Hemen geçiyorum. Bu akkuşun gölün üstüne konduğu bir bölüm vardı. Bu Sophie'nin zindana atıldığı sahne. Bunu da yine kitaptaki çizimden baktım ya da kendimce uyarladım. Yine onları da koyarım şu kenarlara, köşelere, bir yerlere işte. Bu çizimde işte Sophie'nin kaval çaldığı sahne. Hani Gülbahar dinliyordu ya az önce. Sophie de böyle aşağı katında zindanın bu kavalı çalıyor. Öyle canlandırdım zihnimde. Bu komik ya. Bu da Gülbahar saraydan gittiği için
Padişah üzülüyor, duvara yaslanıyor diyordu kitaptaki cümlede. Ben de duvara yaslanırken çizdim padişahımızı. Pek padişaha benzemedi yani. Böyle daha güzel giydirebilirdim, böyle süslü püslü yapabilirdim ama benim padişahım da böyle minimal biriymiş yani. Süse ne gerek var diyen bir padişah yani benim zihnimdeki. Bu da Hüso Ağa'nın atı geri getirip saraya bağladığı kısım. Memo'nun zindan kapısında beklemesi. Unutmamak için yazmıştım, iyi ki yazmışım. Yoksa vallahi hiç hatırlayamazdım. Burada yine Gülbahar Memo'nun kulağına anahtarları şıkırdatıyor yazmışım. Öyle bir sahne. Bu çizimi seviyorum. Bunda da Kervan Şeyhini çizdim. Bunun da yine bir tane bir çizimden referans aldım ama bayağı değiştirdim. Arka planı böyle flu bir şekilde yapmak falan da hoşuma gitti. Koyuluk bir tık eksik gibi ama yine de bu flu görüntü hoşuma gidiyor. Bu da Kervan Şeyhimizin evi. Ve önünden kervan yolu geçtiği için böyle ön kısımdan bir tane deve gözüküyor. Bir de böyle büyük, yaşlı, eski bir ağaç varmış evinin yanında. Ve bu da Demirci Hüso. Demirci Hüso'nun arkası bilmiyorum. Güzel oldu şu efekt. Bunu şeyden dolayı yaptım. Böyle arkada kıvılcımlar çıkıyor gibi düşündüm. Hani demirci ya, her vurduğunda böyle kıvılcım çıkıyor ya, ateş falan. Onu çağrıştırsın diye yaptım. Ama hiç kimseye onu çağrıştırmıyor. Ben bildiğim için sadece bana çağrıştırıyor. Olsun, siz de öğrendiniz. Ve böyle. Bunun dışında bir sürü çizim var daha ama onlar başka defterde. Ve onun turunu da o defter bitince çekeceğim.